RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı Birin Erzincan gündemiyle daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir dizi incelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Erzincan'a geldi. İlk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret eden Bakan Akdağ, ülke gündemine ilişkin konularda önemli açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir dizi incelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Erzincan'a geldi. Bakan Akdağ ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Bakan Akdağ'ı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri karşıladı. Erzincan'dan övgüyle bahseden Bakan Akdağ, sağlık alanında ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Sayın Başbakanımızın İnanı Yıldırım'ın selamlarıyla Erzincan'a geldim. Erzincan gerçekten Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye'mizin pırıl pırıl yaşanası bir şehir. Bir taraftan büyük şehrin gürültüsünden, sıkıntısından uzak ama öbür taraftan da bir şehirde yaşamak için bütün altyapı imkanlarına sahip. Hem İstanbul'la Ankara'yla kolay ulaşım imkanları, hem de şehirde verilen hizmetler açısından başta sağlık hizmetleri olmak üzere üstün bir hizmet anlayışı gerçekten Erzincan'ın yaşanası bir şehir kılıyor. Biz de Erzincan'a geldiği kadar ülkemize çok büyük hizmetleri dokunan, bugün de canla başla memleketin en üst bir refah seviyesine ulaşması için, huzur içinde yaşamamız için gayret eden değerli başbakanımızın doğduğu topraklara hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra inşallah göstermeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi sağlık hizmetleri ve sağlık yatırımları açısından Erzincan mükemmel bir noktaya geldi. Bugün Erzincan ülkenin en büyük şehirlerinde, metropol kentlerinde verilen sağlık hizmetlerinin neredeyse bütününü verebildiğimiz bir şehirdir. Erzincan'da kalp ameliyatı yapıyoruz. Erzincan'da bir kalp krizine acil müdahale ederek kalp damarını açacak müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Erzincan'da özellikle üniversitemizle ve tıp fakültemizle çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz Sağlık Bakanlığı olarak. Bu uyumlu çalışma bize her geçen gün burada verilen sağlık hizmetlerini daha mükemmel hale getirmeyi sağlıyor. İşte uyku laboratuvarlarından tutun da her türlü yan dal hizmetlerinin verildiği bir şehirde yaşıyoruz. Yeni bir hastanemiz var. Bizim AK Parti hükümetleri döneminde tamamladığımız ve Erzincanlı kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz. Ama hizmetleri genişlettikçe bu sefer mekanlar da yetmemeye başlıyor. Dolayısıyla bu yeni hastaneyle mimari olarak da birleşik çalışacak bir başka yeni hastanenin inşaatine de biliyorsunuz başlıyoruz. İhaleyi bitirdik. İş teslimini yapmak üzere hazırlanıyoruz. Böylece toplamda aşağı yukarı 75 bin metrekarenin kapalı alanında 350 yatak kullanabileceğimiz, ihtiyaç durumunda Allah korusun bir tabi afet ya da başka bir ihtiyaç durumunda bunu 400 yatağa, 450 yatağa çıkarabileceğimiz mükemmel bir hastane kompleksine de inşallah şöyle önümüzdeki 1,5-2 sene içerisinde sahip olmuş olacağız. Gerek vatandaşlarımızın araçlarını getirdiklerinde kullanabilecekleri bir kapalı otoparkın yapılıyor olması, gerek
hastaların ayaktan geldiklerinde geniş poliklinik alanlarında ferah bir biçimde randevuyla muayene edilecek olmaları, gerekse hasta odalarımızın tek yataklı, nadiren kalabalık zamanlarda bazı odalar çift yataklı olabilir. Genellikle tek yataklı, banyolu, tuvaletli bir refakatçi yatağı bulunan, buzdolabı olan, televizyonu olan, adeta iyi bir otelde kalabilecek gibi bakımlarını yapabileceğimiz bir hastanemiz inşallah olacak bütün olarak. Bununla birlikte söylediğim gibi sadece mesele bina meselesi değildir. Özellikle üniversiteyle güçlü bir işbirliği ve uyumlu bir işbirliği Erzincan'ın kendi kendisine yeten, sağlık açısından yeten bir şehir, büyük ölçüde yeten bir şehir haline getirmiştir. Erzincan'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Referandum sürecine değinen Bakan Akdağ, önemli konulara değindi. Erzincan'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Belediye çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Akdağ, ülke gündemine ilişkin konularda açıklamada bulundu. Referandum süreci hakkında bilgi veren Bakan Akdağ, birlik beraberlik mesajları verdi. Anayasayı değiştiriyoruz. Anayasa Mahkemesi zaten anayasanın bir ürünü. Milletin yaptığı anayasanın bir ürünü. Evet, kıymetli hakimlerimiz var orada, hukukçularımız var. Ama nihayetinde Anayasa Mahkemesi'ndeki işte kaç hakim varsa onlar. Öyle değil mi? Biz şimdi meseleyi milletin karşısına getiriyoruz. Milletin hakemliğine başvuruyoruz. O anayasayı yapan millete götürüyoruz. Bundan korkulur mu arkadaş? Bu anayasayı milletin karşısına götürülmesine mani olmaz diye, bu olmadı diye Anayasa Mahkemesi'ne veriyorsun etmekle ne oluyor? Ne korkuyorsun? Mesele başka değerli kardeşlerim. Sayın Kılıçdaroğlu ve onun temsil ettiği zihniyet bu milleti dönüştürmek istiyorlar. Onlara göre millet bilmez. Onlara göre millet anlamaz. Bu beyefendiler yüksektedir. Haşa huzurdan millet aşağıdadır. Onlar emredecekler. Onlar talimat verecekler. Millet onların istediğini sesmezse darbe yapılacak. Onlar da bu darbeye şakşak çekecekler. Bu darbelerin arkasında duracaklar. Milleti dönüştürmek için mühendislik yapacaklar ve bu mühendislikle, toplum mühendisliğiyle millet dönüşecek. Kafaların arkasındaki budur. Öyle olduğu için de millet izanıyla, yüksek idrakiyle hiçbir zaman bunları iktidara getirmiyor. Erzincan bugün önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Uluslararası Dağ Kayağı Kupası yarışları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Dağ Holding, ŞRD 3K grup sponsorluğunda yapılan şampiyonaya 8 ülkeden 36 sporcu katıldı. Tarihinde ilk defa Avrupa ülkeleri dışında Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışları Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası Dağ Holding, ŞRD 3K grup sponsorluğunda Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya İtalya, Fransa, İspanya, Andorra, Slovakya, Bulgaristan, İran ve Türkiye olmak üzere 8 ülkeden 17 bayan, 19 erkek, toplam 36 sporcu katıldı. Şampiyonaya 35 yabancı, 1 Türk sporcu katıldı. Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası, Dünya Klasmanı'nın 3. ayağı olan Ergan Dağı Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası verilen start ile başladı. Sporcuların büyük efor sarf ettiği yarışmada erkekler 1700 metrede, bayanlar ise 1400 metre yükseklikteki parkurda ter döktüler. Açılış konuşması yapan milli takım kamp müdürü ve antrenörü Yılmaz Ünal organizasyon hakkında bilgi verdi. İlk defa Avrupa'nın dışında Erzincan'da Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışmasının yapılması, gelecekte doğa sporlarının başkentlik konumunda geleceğine yürekten inandığımız Erzincan için şüphesiz önemli bir tanıtım olacaktır. Dünya Dağ Kayağı Federasyonu'nun Dünya Kupası'nın Türkiye'de yapılması için göstermiş olduğu kararlı tutum,
yerel organizasyon komitesi olarak takdirle karşılıyor. Kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Sporun gençlerimiz arasında iletişimin gerçekleştirilmesinde çok büyük bir önemi vardır. Bu yarışmada sporun içindeki birliktelik ve kardeşlik ruhunun en iyi şekilde tezahür etmesi en büyük amacımız olmalıdır. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde bu tür organizasyonlardan yetişmiş ülkemizi çok farklı noktalarda temsil edecek sporcu kardeşlerimiz çıkacaktır. Bu ise bizler için en büyük kazanç olacaktır. Ardından konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Avrupa'nın dışında ilk defa yapılan, Avrupa kıtasının dışındaki ilk bir şampiyona ev sahipliği yapmaktan ve Erzincan'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Valim'in programı çok yoğun. Bugün bizi kırmadan buraya geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu etkinlikte bizi destekleyen Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Rektörümüz, Kayak Federasyonu Başkanımız hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum. Sayın Valimin protokol ve yoğun programı olduğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan'ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyleyerek Ergan Dağı'nın tanıtımı için büyük önem taşıdığını ifade etti. Yurt dışından ve yurt içinden ilimize gelen tüm misafirlerimize ve sporcularımıza hoş geldiniz diyoruz. Bu gurur günümüzde sizleri şehrimizde ağırlamış olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Ergan'da bilindiği üzere yeni yeni gelişmekte olan bir kış sporları merkezi. Özellikle bu tür organizasyonlar hem bu kayak merkezinin tanıtımında hem de şehrimizin tanıtımında gerçekten büyük bir rol oynayacaktır. Bu nedenle biz de kayak merkezimizde bu tür organizasyonların tertip edilmesinden gerçekten son derece memnuniyet duymaktayız. Bu organizasyonun tertip edilmesinde emeği geçen başta federasyonumuza, Dağ Kayak Federasyonumuza ve bu kayak merkezini bugün bu hale getiren en önemli paydaşlarımızdan olan Kayak Federasyonumuza burada başkanlarımın şahsında teşekkür etmek istiyorum. Ardından yarışlara geçildi. Yarışlar seyircilerin ilgisiyle devam etti. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise konuşmasında bu önemli şampiyona için Ergan Dağı'nın tercih edilmesinin tanıtım açısından önemli olduğunu ifade etti. Şu an Ergan Dağı harika. Hava, iklim müsait. Çok güzel bir misafirperverlik gösteriyoruz. Tabii Ergan Dağı'nın tanıtılması anlamında dağ kayağı bizim için önemli. Çünkü dünya Türkiye'de dağ kayağı tescil edilen tek pist Ergan Dağı. Yani bu da şu anlama geliyor. Artık Ergan Dağı'ndan başka dağ kayağı yapılabilecek şu an bir pist mevcut değil. Çok güzel bir ortam var. Görüyorsunuz birkaç federasyon başkanımız da burada. Hem dağcılık federasyon başkanımız, oryantilik federasyon başkanımız, kayak federasyon başkanımız. Tabii bu birliktelik Ergan'a güç katacağına inanıyoruz biz. Daha güzel başarılara, daha güzel tanıtıma vesile olacak. Organizasyon oldukça başarılı gidiyor. Hiçbir sorunumuz yok. İnşallah çok güzel bir yarışma olur ve sporcularımız, il sporcularımız da derece alır diye ümit ediyoruz. Peki katılım oranı nasıl? Sizce yeterli mi? Şöyle, katılım oranı daha yüksek olabilirdi ama bazı ülkeler iptal ettiler katılımlarını. Tabi bunlar uluslararası müsabakalarda bunlar oluyor. Şu an 36 kişi güzel bir rakam. Bu da şu demek, yani her ülke 4'er, 3'er, 4'er kişi gönderdi anlamına geliyor. Tabii daha yüksek bir katılım olacaktır ilerleyen yıllarda ve ilerleyen dönemlerde. Şu an katılım Erzincan için yeterlidir. Şampiyonayı ilgiyle izleyen Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan'da turizm alanında önemli gelişmeler yaşandığını söyleyerek iyi bir ev sahipliği yapıldığını dile getirdi. Bu organizasyon inşallah kusursuz, kazasız ve belasız bir şekilde biter. En güzel bir şekilde öncelikle ülkemizi, ki uluslararası olduğu için 12 ülke burada, özellikle ve öncelikle ülkemizi ve ondan sonra da yurt içinde de ilimizi çok güzel bir şekilde tanıtımı açısından verimli olacağına ben inanıyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese, tüm sporculara sağlıklı, başarılı bir netice diliyorum. Federasyon Dış İlişkiler Kurulu üyesi Aytekin Sanalan ise dağ kayağı hakkında teknik bilgi vererek şampiyonanın önemine değindi.
organizasyon ilk defa Erzincanlı Türkiye'de gerçekleşiyor. Yarışmamıza 36 sporcu katılıyor, toplam 8 ülkeden. Bunun yanı sıra 10 kişilik bir teknik ekip ve 12 kişilik bir medya ekibi, yabancılardan oluşan bu ekipler yarışmaya destek vermek için geldiler. Ayrıca bizim 32 kişilik bir gönüllü grubumuz var aşağıda ve işte buralarda çalışan. Aynı zamanda yukarıda 28 tane gönüllümüz kontrol noktalarında görev yapıyor. Yarışmada 19 erkek, 17 bayan sporcumuz var. Sporcularımız şu anda çıkış yaptılar biliyorsunuz. Bir tane de Türk yarışmacımız var. Yine Erzincan bölgesinden Aykut Taşçı. Uluslararası lisansa sahip 3 sporcumuzdan bir tanesi. Yetişkinlerde tek sporcu. Şu anda yarış pistinde durum nasıl? Şu anda yarış pistinde görüyorsunuz yarış devam ediyor. İlk turu attılar. İkinci turda daha yükseklere çıkacaklar. Bayanlar biraz daha önce gelecek. Ve aşağı yukarı 45-50 dakika içerisinde ilk yarışmacının finish çizgisine girmesini bekliyoruz. Şampiyona ile ilgili olarak bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, dağ kayağının önemli bir branş olduğunu belirterek yaygınlaştırmak için çalışma yapıldığını dile getirdi. Ülkemizde bunu yaygınlaştırmak için birçok çalışma yapıldı ve bugün de bu çalışmaların sonucunda dünya şampiyonasını yapma imkanını bulduk. Bu da bizim açımızdan çok önemli ve gurur verici bir şey. Bugün burada 8 ülkeden sporcular var. 36 atlet biraz önce start aldı gördüğünüz gibi. Pist dışında yapılan bir spor. Yarışmacılar şu anda belki görebileceksiniz. Dağlarda pist olmayan yerlerde yarışıyorlar. Zorlu etapları geçiyorlar. Hem yukarıya çıkıyorlar. Bazı etaplarda kayaklarını sırtlarına alarak kayalarda, Ergan Dağı'ndaki kayalarda tırmanıyorlar. Daha sonrasında kayaklarını takıp diğer parkurlara geçiyorlar. Çok komplike bir spor. İçinde kayağı barındırıyor. Dağcılığı büyük oranda barındırıyor. Ve yüksek oranda da mukavemet ve güç gerektiren bir spor branşı. Bugün burada çok güzel bir organizasyon var. Özellikle buradaki ilgili arkadaşlarımız destekleri ve yapılan çalışmalar sonucunda Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Üniversitesi'nin büyük katkıları var bu yarışmayı yapmamızda. Onlara hepsine teşekkür ediyorum ben. Türkiye Dağcılık Federasyonu bu yarışmayla birlikte bir sonraki kış olimpiyatlarında büyük ihtimalle artık olimpiyatlara girmiş bir branş olacak. Olimpiyatlara sporcu vereceğimizi umut ediyoruz. Bu da bizim federasyonumuz açısından çok önemli. Sportif direktör Rebecca Vainon organizasyondan dolayı yöneticilere ve yetkililere teşekkür etti. We found the logistics to be very organized, both from the National Federation, the local ski club and the ski resort. It's an honor to be here. Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'nu temsilen buradayım. Bu ilk defa yapılan bu organizasyonda organizasyona yerel komiteye organizasyonda görev alanlara teşekkür ediyorum. Ergan Dağı'nı ve pisti nasıl buldun? How did you like the Ergan Mountain and the pist and the ski center? Okay, well, as you probably know, ski mountaineering is usually based off-piste. We often have our races in resorts or located near resorts. Because of the conditions of the snow, the race today, a lot of it takes place on piste, and we're very grateful to the local resort for allowing us to do this. It's been a good, very good collaboration, and we found the resort to be a beautiful area. Biliyorsunuz dağ kayağı genellikle pistte değil, pist dışında bol karda yapılır. Ama kolaylık açısından genellikle kayak tesislerine yakın bir şekilde yapılır. Burası çok güzel bir alan ve kayak tesisi yöneticilerine işbirliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Şampiyonanın ödül töreni pazar günü düzenlenecek. Erzincan'da düzenlenen halk oyunları il birinciliği yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki yarışmalarda ekipler Erzincan yöresine ait halk oyunlarını sergiledi. Yarışmaya yoğun ilgi vardı. Erzincan'da halk oyunları rüzgara esti. Halk oyunları il birinciliği yarışmaları 13 Şubat spor salonunda düzenlendi.
Renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda ekipler, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Erzincan halkının yoğun ilgi gösterdiği halk oyunları yarışmasında ekipler Erzincan yöresine ait oyunlarla izleyenleri büyüledi. Yarışma sonunda gençler kategorisinde Endüstri Meslek Lisesi birinci olurken, yıldızlar kategorisinde Demirkent Toki Ortaokulu, minikler kategorisinde ise Akşemseddin İlkokulu birinciliği elde eden ekipler oldu. Dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları verildi. Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi Caner Killik, Erzincan'da halk oyunlarına ilginin arttığını belirterek dereceye giren ekiplerin grup müsabakalarında Erzincan'ı temsil edeceklerini söyledi. Peki hocam, başarı kriteri nedir? Hani birincileri neye göre seçeceksiniz? Şimdi birincileri seçmeden önce şunu anlatmam gerekiyor. Biz ilimizi en iyi temsil edeni seçtirmenin hesabındayız ki hakemlerimiz zaten bu konuyla ilgili eğitimliler. Birinciliğin kriteri müzik içinde uyumu, oyuncuların kendi aralarında uyumu, kostümleri, kostümlerin üzerindeki eksiklikler, fazlalıklar, sahne kullanımı, bunun gibi bir takım yani 7-8 kalemlik bir eğitim süreci bu. Onların hepsinin eşit aynı anda bir 10 dakika içerisine yerleştirmeleri gerekiyor. Tabii bu öğrencilerin de hem ritim duygusunu, hem müzik duygusunu, hem grup çalışmasını, hem de sahne kullanmayı, motivasyonu, en önemlisi de özgüvenini sağlamaya çalışıyor. Çok başarılı bir branş halk oyunları bu konuyla ilgili, öğrencilerimizin gelişimiyle ilgili. Bunların hepsini bir arada yapanlar bizim ilimizi temsilen grup yarışmasına gidiyor. Grup yarışması bittikten sonra grupta da eğer birinci olduysa bu sefer Türkiye finaline gidiyor. Türkiye finalinde Erzincan'ımızın adını, bayrağını inşallah sallandıracak. Peki hocam, folklor size göre bir sanat mı, kültür mü, ne ifade ediyor? Şimdi büyüklerimiz bunu spor dalı olarak geçmesini istiyor ve resmiyette şu anda spor dalı olarak geçiyor ama halk oyunları bizim kültürümüzü, örfümüzü, ananemizi, geleneğimizi oyun yoluyla anlatan bir sanattır. Yani hem çok büyük bir sanat, vücut diliyle kullanılan bir sanat, hem de kültürü hiç bozulmasın diye yoğun bir şekilde kültür yansıtan bir mozaiktir diyebilirim. Erzincan'da yürütülen FETÖ-PYD'ye soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli ise aranıyor. Erzincan'da FETÖ-PYD'ye soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullandığı tespit edilen 23 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Baylok kullandığı tespit edilenler için operasyon düzenledi. Erzincan Üniversitesi İl Özel İdaresi Milli Eğitim Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği ile bazı ilçe ve belde belediyelerinde görevli 23 şüpheli görev yaptıkları yerlerde gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor. İl genelindeki soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Türkiye 3. Liginde mücadele eden 24 Erzincanspor kendi sahasında grup lideri Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Her iki takıma da birer kırmızı kartın gösterildiği karşılaşmada Erzincanspor kalecisi Ahmet Burgaz bir de penaltı kurtardı. Kırmızı siyahlılar lideri eli boş gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor ligin 24. haftasında kendi sahasında grup lideri Sancaktepe Belediyespor'u konuk etti. Karşılıklı ataklar halinde geçen maçın 4. dakikasında Sancaktepe'den Erdinç Gedikli ve 44. dakikasında 24 Erzincanspor'dan Safa Yıldırım kırmızı kartla oyun dışı kalırken ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan 24 Erzincanspor 55. dakikada Aybars'ın golüyle 1-0 öne geçti. 62. dakikada rakip takımdan İrfan attığı golle skoru 1-1'e taşıdı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Sancaktepe Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Alaaddin Hamza kullanırken kaleci Ahmet Burgaz penaltı atışını kurtardı. Bu dakikadan sonra 24 Erzincanspor ataklarını sıklaştırdı. 74. dakikada Oğuz Küçük attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve maç 2-1 24 Erzincanspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Anagolt 24 Erzincanspor puanını 30'a çıkararak sıralamada 10. sıraya yükseldi. Gruptan alınan diğer sonuçlar ise şöyle. Anagolt 24 Erzincanspor 2, Sancaktepe Belediyespor 0, Van Büyükşehir Belediye 2, Kocaeli Spor 1, Erzin Belediye 0, Kartal Spor 1, Cizre Spor 0, Altay 3, Kütahya Spor 2, Karacabey Birlik Spor 1, Manavgat Spor 1, Bayburt Grup İdare 1, Ankara Demir Spor 0, Çorum Belediye 0, Tekirdağ Spor 0, Kızılca Bölük Spor 0, Gölcük Spor 1, Kozan Belediye 0. Erzincan'ın basketboldaki flaş ekiplerinden Erzincan Gençlik Spor pazar günü oynanacak olan Çorlu Belediyesi karşılaşması hazırlıklarına devam etti. Erzincan ekibi yarınki maç için taraftar desteği bekliyor. Erzincan'ın basketboldaki flaş ekiplerinden Erzincan Gençlik Spor pazar günü oynanacak olan Çorlu Belediyesi karşılaşması hazırlıklarına devam etti. Erzincan ekibi 13 Şubat kapalı spor salonunda tam kadro çalıştı. Kulüp İdare Menajeri Atilla Uğurlu, takımın son durumu ve hedefleri hakkında Ereteşah TV'ye bilgi verdi. 10. grupta Erzincan Gençlik Spor Basketbol Spor Kulübü olarak elde ettiğimiz birincilikle bir üst gruba çıkmaya kazandık birincilikle. 2. grupta bizimle birlikte 5 takım daha olacak. Bunlar Muş takımı, ikincisi Çorlu Belediye, 3 Nilüfer Belediye, 4 Antalya Gelişim, 5 Fethiye olmak üzere geçiyor. Bir de biz. Bu 5 takımın 4'ü ikinciyi hedefleyen takımlar. Bizden maddi olarak çok üstte olan takımlar bunlar. Ama biz grubumuzu, bir alt grubumuzu birincilikle geçtik. Allah izin verirse geçen seneki başarının bir üstüne daha çıkıp finale gitmek istiyoruz. Geçen sene 82 tane takımımız vardı Erzincan Türkiye genelinde. Biz orada yarı final oynayarak Erzincan ilimizi en iyi yerde temsil ettik. Tabii gönül ister ki futbol takımına yapılan maddi desteğin bir kısmı da bize yapılsın ama biz Genç Spor Kulübü olarak elimizden gelen her türlü desteği kendimiz, il müdürümüz, Sayın Valimizin yardımlarıyla gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Allah izin verirse pazar günü saat 15'te de Çorlu Belediye ile zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Grubun ilk maçı. O maça tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Desteklerini esirgemesinler bizden. Girişlerimiz ücretsiz. Onlar bizim yanımızda olursa her türlü başarıyı da elde edebiliriz. Allah nasip ederse bu grubu da ilk 3 içinde başarıyla geçip kendimizi grup elemelerine, çeyrek finallere atıp oradan da Allah izin verirse finallere gitmek. Hedefimiz ikincilik. İnşallah mahcup olmadan hemşehrilerimizi memnun edebiliriz. 13 Şubat Kurtuluş Kupası kapsamında minikler jimnastik il birinciliği müsabakaları düzenlendi. 4-7 yaş arasındaki minik sporcular hünerlerini sergiledi. 13 Şubat Kurtuluş Kupası etkinlikleri kapsamında minikler jimnastik il birinciliği müsabakaları düzenlendi. 4-7 yaş arası sporcular hünerlerini sergiledi. Minik sporcuların farklı hareketleri beğeniyle izlendi. Madalyalarını almaların ardından sevinçlerini gizleyemeyen minikler, "Bunlar bize mi kalacak?" diye sorunca antrenörleri ve aileleri kendilerini gülmekten alıkoyamadılar. Jimnastik antrenörü Süleyman Perçem, jimnastik sporunu yaygınlaştırmak için farklı çalışmalar yapıldığını söyledi. Tabii jimnastikte temel amaç sporu sevdirmek. Yani 0-4 yaş grubu çocuklar ilk sporla bizimle tanıştığı için amacımız sporu onlara sevdirmek. Eğitsel oyunlar yaparak, bazı ödüllendirmeler yaparak, madalya falan. Bu şekilde amaç bu şekilde sporu sevdirmek. Daha sonra tabii diğer branşlara da altyapı oluşturmak. Jimnastikte de temeli veriyoruz. Diğer branşlara da yönlendirdiğimiz sporcularımız oluyor. Tabii jimnastikte de devam ediyoruz. Kalanlar devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra özel sporcularımız var. Bizim engelli sporcularımız, Down sendromu sporcularımız var. İki sporcumuz var Türkiye şampiyonu. Bu sene inşallah milli takıma gidecekler. Türkiye'yi temsil edecekler. Onun için çok gururluyuz, mutluyuz yani.
Dediğim gibi yani bu şekilde herkesi bekleriz. O yaş grubu herkesi jimnastiğe bekleriz. Peki hocam, bu sporcularınızla sürekli çalışmayı planlıyor musunuz? Tabii kesinlikle sürekli çalışmayı planlıyoruz. Yani bizim 3 tane grubumuz var. Yeni başlayanlar grubu, ikinci grup ve müsabık grubu diye adlandırdığımız 3 tane grup var. Tabii bunların antrenman programı farklı oluyor. Yeni başlayanların farklı oluyor, müsabık grupların çok farklı oluyor. Biz de tabii altyapı oluşturuyoruz. Altyapıda öğrencilerimiz var, müsabık grupta öğrencilerimiz var. Sürekli devam ediyoruz, etmekte istiyoruz. Tabii kurslarımız da bu arada ücretsizdir. Onu da belirtmek isterim. Dediğim gibi o yaş grubu bütün herkesi jimnastiğe bekliyoruz yani. Sporcu velileri ise imkanların oldukça fazla olduğunu söyleyerek tüm ailelere bu sporu tavsiye ettiler. Evet beyefendi, çocuğunuz jimnastik sporuyla uğraşıyor. Duygularınızı alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Valla küçük yaşta bu işe başlamış olmasından dolayı çok memnunuz. Vücudu bir esneklik kazanıyor. Biz küçük yaşta bizler yönlendirenler olmadı. Ama bugün günümüzde imkanlar oldukça fazla. Çocuk da severek geliyor. Haftada 2 gün geliyor. Keşke daha fazla olabilse. Yani memnunuz, çok memnunuz. İlerleyen zamanda da bu sporla uğraşmasını istiyor musunuz? Tabii ki. Yani belli bir süre değil. Ben isterim ki hayat boyu, yani meslek sahibi bile olsa belli bir spor dalında ilerlemesini, devam etmesini isterim. Biz çocuğumuzun yani hareketliliği nedeniyle de ve sevdiği için de spora katılmasını istemiştik. 3 yaşında başlatmak istedik. O zaman yoktu. Şu anda maşallah işte 5'te başladı, 5 yaşında. Çok güzel devam ediyor. Severek geliyor. Sosyalleşiyor. Arkadaşlarla birlikte oluyor. Gidebildiği kadar gitsinler yani. Sevdiği bir dalda ilerlesinler. Yeteneğini kendisi mi belli etti yoksa hocaları mı anladı? Nasıl yönlendi bu spora? Kendisi evde çok hareketli. Bu hareketliliğinden ötürü biz bir de ilk spor başlaması gerekli olan spor dalının jimnastik olduğunu söyledi hocaları ya da araştırdık internetten. O nedenle jimnastikle başladık. Aslında tekvandoya da gidiyor kendisi. Yani 2 tane şu anda devam ediyor. Böyle ilerleyecek. Yüzmeyi de yollayacağım. Daha sonra işte inşallah giderse basketbol hangisini seçerse onu kendisi ileride seçecek. Ve sırada hava durumu var. Yapılan son tahminlere göre Erzincan'da havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan -5, 6, Erzurum -13, -3, Sivas -4, 4, Elazığ -3, 9, Malatya 1, 10, Bayburt -5, 3, Tunceli -4, 7, Gümüşhane -2, 5 ve Giresun 3, 7 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Özkaya Eczanesi. Özkaya Eczanesi İzzetpaşa Mahallesi'nde. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,674, satış 3,681, euroda alış 3,911, satış 3,918. RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini izlediniz. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.